Gençler kamekle öğrenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde gençlerin el ve mesleki becerilerini geliştirme ve aile bütçelerine katkı sağlama adına açılan kamek kurslarına gençler yoğun ilgi gösteriyorlar. 10 yaşındayım. Burada bir sürü şey öğrendim. Nota, gitar çalmayı öğrendik. Ritim kursuna gidiyorum ve darbuka çalmayı öğreniyorum. Daha yeni başladım. Evde boş boş oturup zaman öldürmektense burada darbuka çalmayı, bir enstrüman çalmayı öğreniyorum. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Necip Fazıl Kısaküre Kurs Merkezi ile Özel İdare Kurs Merkezi'ne verilen kurslara katılan 2018 tarihi itibariyle 3500 kişi katılım sağladı. Bağlama, keman, ney, ritim, kanun, klarnet, ud, takı tasarım gibi yaklaşık 50 dalda açılan kurslara katılım ise oldukça yoğun. Burada olduğum için mutluyum gerçekten. Aslında ben önceden gelmek isterim çünkü küçük yaşta öğrenmek daha bir başka oluyor. Yani müzik böyle uğraş, güzel şeyler ya. 23 Temmuz Pazartesi günü ise gitar bölümünde eğitim alan kursiyerler 4.30'a canlı bağlantısıyla Aksu Haber ekranlarına konuk oldular. Biz buraya geldik. Burada çok mutlu, çok eğlenceli geçiyor derslerimiz. Ali hocamız olsun, Ali Erkan hocamız, Ömer hocamız olsun çok güzel dersler veriyor. Eğlenerek ve anlatarak böyle güzel dersler işliyoruz. İki üç tane şarkı öğrendik hemen hemen. Belirli notalar öğrendik ve çok güzel geçiyor. Yaz tatilini de burada değerlendirmekten mutluyum. Burada eğlenceli bir vakit geçiriyoruz. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Buraya gitara merakım olduğu için geldim. Eğlenceli geçiyor derslerimiz. Kamek Kursları Özel İdare Şube Sorumlusu Ali Akçöp yaptığı açıklamada gençlerin kurslara ilgisinin oldukça yoğun olduğunu belirtti. Birçok branşta yine kurs vermekteyiz. Pastacılıktan İngilizce kursumuz var, bilgisayar kursumuz, gitar, keman, diğer enstrümanlarımız. Yani birçok alanda kurs vermeye çalışıyoruz. İlgileri yüksek. Yani şu anda benim öğrencilerim de daha sonra gelecek. Öğleden sonra burada olacaklar. Yani denk gelseydi onları da çekerdik. Diğer branşlar olsun, işte eski kültürümüz, klasik sazlarımız, kanun, ney, keman, ud, ritim kursumuz. Yine bunlara da yoğun ilgi var. Gitar eğitmeni Ahmet Tepebaşılı ise yaptığı açıklamada sanatsız bir hayat olmayacağını vurguladı. Burada herkes sonuçta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani yaz tatilinden kısıyor, yaz tatiline gitmiyor veya 10 gün gidecekse, 1 ay gidecekse 3 gün, 5 gün gidiyor, kurslarımıza katılıyor. Kurslarımızda devam sıkıntısı yok şu anda. Tüm öğrencilerimiz devam etmekte ve genel olarak gelen öneriler okul açıldığında da devam etmesi, tekrardan devam etmeleri. Zaten bizim de kanaatimiz o yönde. Çok iyi, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Burada sadece sanat yönüyle de şey yapılmıyor, yani öğrenciler ilerlemiyor. Aynı zamanda bilim yönüyle de.